Merhaba sevgili Feygucular, Pokemon yeni'nin 18. bölümünde sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde pek de önemli şeyler yapmamıştık. Pek de önemli şeyler yapmamıştık derken Reflection Cave'e girdik. Onun dışında çok önemli bir şey olmadı. Route'da dolaştık. İşte bir tane Carbink yakalamıştık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle gitmişti bir önceki bölüm. Bu bölümde arkadaşlar Reflection Cave'den çıkmaya çalışacağız. Reflection Cave'den çıkınca neler olacak hep birlikte göreceksiniz. Göreceğiz. Sadece ben de göreceğim sizinle ya. Neden beni dışlıyorsunuz? Her neyse arkadaşlar. Şimdi Reflection Cave'den çıkmaya çalışalım. Şimdi en son buradaydık. Yukarı doğru yardırıyorum. Yardıramıyorum. Şuradan ilerleyip bir aşağı kata iniyoruz arkadaşlar. Buradan bir aşağı katta neler var hiç bilmiyorum. Tamamen bir gizem. Evet, şurada direkt bir tane dişi eleman var. Eğer Pokemon'ların canı fullse ilerlemeye devam et diyor. Değillerse diyor biraz dinlen diyor ve bizim Pokemon'larımızı iyileştiriyor. Seni çok seviyorum yabancı kadın. Evet arkadaşlar, Pokemon'larımızı iyileştirdikten sonra şuradan ilerliyoruz. İlk olarak savaşmamız gerekiyormuş. Nişanlımı arkada bıraktım çünkü seninle savaşmak istiyorum diyor. Nişanlımı aldatıyorum diyor. Turist Monami çıkıyor. Monami boya barkası değil miydi ya? Ve küçükken boyalarımız oluyordu. Monami değil miydi o? Git Pyro. Aa, Pokemon'larımı ayarlamadım. Ne çıkardı? Nidorina. O zaman Fightu. Firefangu. Güzel. Freeze Vibes yaptı. Vurma. Vurma Oç, yeter. Kaç kere vurmayı düşünüyorsun? Yuh! 6 oldu lan o. Ha, 5'miş. Fight to Firefangu. Burn yap, bir şeyler yap ya artık Charmeleon. Bite yaptı, ısırdı bizi. Charmeleon'un canını bayağı azalttı. Dragon Rage'le rakibin işini bitirelim. Al, şekil, işin şekil bitti yani. Önümden de çekil lütfen. Evet, Nidorina'yı yendik. Herkes XP alıyor. Turist Monami'yi yeniyoruz arkadaşlar. Git nişanlının yanına dön lan. Selam. Evet. Şimdi şuradaki poke topunu almaya gidiyorum. Bakalım neymiş. Black Belt bulduk. Black Belt ne işe yarar? Black Belt şu işe yarıyormuş arkadaşlar. Resimde de görüyorsunuz zaten. Dövüş türü Pokemon'ların enerjisini arttırıyormuş. Yani daha fazla vuruyorlar bu item sayesinde dövüş türü Pokemon'lar. Şimdi arkadaşlar şuradan aşağıya doğru ineceğiz. Aşağıda neler var neler yok. Aa, Snorlax çocuk. Selam dayı. Eğer flash saldırısını kullanırsan çoğu Pokemon etrafa çıkar. Ulan ben Pokemon'lardan bıktım zaten. Durmadan karşıma çıkıyorlar. Mağarada beni rahatsız ediyorlar. Sen bana flash veriyorsun geri zekalı. Ben flash'a güveniyorum. Çünkü savaşmada iyi değilim. O yüzden durmadan karşıma bir şeyler çıkıyor. Keşke senin kadar iyi olabilsem. Şimdi anladım arkadaşlar. Flash tam anlamıyla Pokemon'ların çıkma ihtimalini düşürüyormuş. Aslında şu an Pokemon'umu öğretmek isterdim ama yapacak da bir şey yok zaten. Bütün Pokemon'larımı köle yaptım. Herkeste işe yaramaz saldırılar var. Neyse biraz da şuradan gidelim. Ki yabani Pokemon adı üstünde istenmeyen misafir gibisiniz. Ne? Mr. Mime! Git Charmeleon. Veya Pyro. Run. Evet arkadaşlar, buradan ilerlemeye devam ediyoruz. Şurada bir item var, onu alalım ilk olarak. Ve bir Pokemon daha, lanet olsun. Lanet olsun. Solossus. Run. Şuradaki itemdan da Escape Rope çıkıyor. Escape Rope dungeonlardan çıkmanıza yarıyor. Veya mağaralardan veya herhangi bir şeyden. Şuradan aşağı iniyorum. Bu gerizekalıyla savaşayım. Savaş. Savaş. Gerizekalı aptal çocuk. Igor. Sav çıkardı. Ben de Pyro'yu çıkartıyorum. Normalde kompetitif bir battle olsa yani bunda kesinlikle Earthquake olurdu. Ama şu an yoktur. Toprak saldırısı varmış.
Senin var ya, ben küfür etmeyeceğim yoksa sansürle uğraşıyorum. Abi ben bir şey demiyorum ya. Bu kadar şanssızlık olamaz ya. Yetiştir kas. Anasını satayım be. Anasını satayım ama ya. Ama kusura bakma da sav. Yani. Ne yapacağım ben şimdi? Gideceğiz Encanto. Of abi ya. İntimidetle atağını düşürüyoruz. Ya Çermelon'u kaybettim ben ya. Of. Böyle bir iğrenç bir şanssızlık olamaz ya. Olamaz ya. Al Dragon Rage. Senin. Şerefsiz Pokemon. Ha, Retalita yapıyorum bir de değil mi? Kimin intikamını alıyorsun? Benim intikamı almam lazım. Adi. Twister. Annene yap bunları, annene. İyice anancı yaptı beni ya. Abi ben kaybetmek istemiyordum o Pokemon'u ya. Evet, Jazinkanto XP aldı. Sarı pipi 22 oldu. Igor'u yendik. Yok böyle bir adilik ya. Sen Igor gibi var ya. Neyse. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Bak, aynadan bizi tecavüz edecek biri. Yansımadan bize saldıracak biri. Kimi çıkartayım başa? Zabuza'yı çıkartayım. Pokemon'larımı riske atmak istemiyorum artık ya. Ben nereden bilebilirdim onun toprak tür saldırısı olduğunu ya. NPC akıllı çıktı. NPC bu sefer akıllı çıktı. Evet, psik türü Pokemon'lara sahip büyük ihtimalle. Çay meçhusu var. Ve ben de Zabuza'yı çıkartıyorum. Keşke karanlık türü olsaydı ama henüz değil. Lick yapsam o kadar fazla vurmaz. İlk olarak bir lick yapayım, yalayayım seni ya. Yalarım. Süper efektif. O ne yaptı? Aproar. Aproar yaptı, evet. O zaman Waterpulse. İntikamını al. Bir arkadaşınızı kaybettiniz yoldaşlarım. O kadar uğraşmıştık oysa ki. Hay senin şeyine tüküreyim. Aproarına tüküreyim. Al Quick Attack, öl. Evet. Hayatının bağrındaydı o. Charmeleon Charizard olacaktı. Çok az kalmıştı ya. Özel Pokemon bir de. Golett çıkartıyor. Golett. Golett. Hayalet. Toprak. Bütün moralim bozuldu bu bölümde arkadaş. Böyle bir şey mi olur ya? Dakika 1 gol 1. Anasını satayım. Dakika 1 gol 1. Waterpulse. Tek at. Güzel. Kritik. Zabuzo biraz XP kazanıyor. Geri kalanlar da XP alıyor. Psychic Franz'ı yeniyoruz. Of. Şimdi yukarı çıkmaya devam arkadaşlar. Burada herhangi bir can sıkıcı trainer yok. Diyordum ki bir Pokemon'a rastladık. Hangi Pokemon'u? Bir Solosis arkadaşlar. Git Zabuza. Şimdi üzülerek söylüyorum ki Charmeleon'un yerine birini almalıyım. Almak zorundayım. Yedeklerden. Yukarı çıkıyoruz. Burada bir gerizekalı daha var. Senle de savaşalım. Tipine tüküreyim. Haruto. Nidorino çıkartıyor. Evet, en sevmediğim Pokemon artık Pikachu'dan sonra Salk. Ben bu kadar bir Pokemon'dan nefret edeceğimi düşünmüyordum ya. Biz burada Nuzlocke yapıyoruz. Nuzlocke değil aslında. Biraz da Nuzlocke gibi de. Böyle bir şerefsizlik olamaz. Waterpulse. Poison Sting. Zehirlenme. Bir de seninle uğraşmayayım. Güzel. Waterpulse at. Sana birazdan pot vereceğim. Çok dikkatsizlik yaptım ama ya. Ama DPC'nin bu kadar akıllı olduğunu düşünemezdim ki. Evet, Zabuza 33 level oluyor arkadaşlar. Smackdown'ı öğrenmek istiyor. What the hell? Smackdown kaya türü bir saldırı. Zabuza'nın bunu öğrenmesi beni şaşırttı açıkçası. Uçan türü Pokemon'lara fazla vuruyor. Roundu silelim o zaman. Smackdown iyidir. Karşımıza bir Charizard çıktığı zaman ona çarpı 4 vurabilir. Şimdilik bu kalsın. Hero 28 level oluyor. Frozef 29 level oluyor.
Turist haritayı böylece yeniyoruz. Şimdi ilk olarak bir pot kullanalım arkadaşlar. Pot 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 süper pot. Az varmış be. Bir de başa başka Pokemon koyalım. Mesela Jotinkanto'yu koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan yukarı çıkıyoruz. Şurada bir item var. Onu alamıyor muyuz? Alabiliyoruz. Hyper Potion buluyoruz arkadaşlar. Hyper Potion'umuzu da aldık. Şu gerizekalı şu Double Battle mı? Double Battle. Yu ile Ami'ye karşı savaşıyoruz. Vespukian ve Kombi çıkıyor. Kraliçe arı ve onun yardımcı arısı. Bizde de Gyarados yani Jazinkanto ile Hira çıkıyor. Earthquake'im olsaydı güzel bir combo yapabilirdim. Sandstream sayesinde Kung Fırtınası esiyor. Vespukian'ın Pressure'ı var. Herkesin bir yeteneği var. İlk olarak Intimidate sayesinde rakibin ataklarını düşürdü. Gyarados teşekkürler Gyarados. Ice Fang yapıp Vespukian'a fokuslanmayı ben tercih ediyorum. Onun dışında Strength ile tekrardan Vespukian'a fokuslanabiliriz. Jazinkanto Ice Fang yapıyor Vespukian'a. Çarpı 2 vuracaktır. Vespukian'ın az canı kalıyor. Kombi Bug Bite kullanıyor. Çok az vuruyor. Vespukian tehlikeli. Rocky Island yüzünden canı gidiyor kombinin. Evet, Strength yapıyor. Vespukian bayağı yavaşmış. Vespukian vuramadan ölüyor arkadaşlar. Jazinkanto 1300 küsür XP alıyor. 33 level oluyor. Güzel, harika. Hero da XP alıyor. Geri kalanları da XP alıyor. Sarı pipi level 23 oluyor. Takıma yetişmesi için daha 30 falan olması lazım. Nuzzle öğrenmek istiyor. Tabii ki de vereceğim. Nuzzle'ın çok az bir atak gücü var. 20 base power'a sahip. Ama vurduğu zaman düşmanı %100 çarpıyor. Thunder Wave yerine Nuzzle'ı koymak bence daha işe yarar bir sistem. Çünkü rakipte mesela Magic Bones varsa, X atını, Magic Bones'lu bir X atıysa Thunder Wave yaptığınız zaman o size geri yansıtacaktır Thunder Wave'i. Ama Nuzzle'la rakibi direkt çarpıp birazcık da hasar verebilirsiniz. Kum fırtınasından Pokemon'ların canı gidiyor. Şeyin de işini bitireceğiz. Kombinin Ice Fang yapıyoruz. Kraliçen öldü seni ahmak. Strength yapıyoruz. Kombinin işini bitiriyoruz. Ice Fang. Ve direkt işi bitti. Kombi yenildi arkadaşlar. Herkes XP alıyor. Evet, balayındaki çifti böylece yeniyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan ilerliyoruz. Şurada bir poke topu var. Onu alıyoruz. Iron bulduk. Pokemon'un defansını yükselten bir proteindi galiba. Şurada bir eleman var. Gel sen de savaş. Sen eksik kal. Oç, sen eksik kal. Jazinkanto sana güveniyorum yavrum. İnşallah elektrik Pokemon'u yoktur. Ace Trainer Emil Absol çıkartıyor arkadaşlar. Karanlık türü bir Pokemon, kendileri Jazinkanto atağını bir kademe düşürecek. Absol zaten fiziksel bir Pokemon. O yüzden onu bayağı bir engellemiş olacağız. Absol'un atağı düştü. Pressure sayesinde PP'lerim daha hızlı tükenecek. Fight diyorum. Dövüştürü saldırımın olmaması gerçekten acı verici. Dragon Rage atıyorum ilk olarak. Dragon Rage yavaş yavaş işe yaramaz olmaya başlıyor. Ama yine canının çoğunu götürdüm. Taunt yaptı. Vurmayan saldırıları kullanamayacağım. Ne gibi mesela? Vurmayan saldırım yok. Mesela Thunder Wave olsaydı vuramayacaktım. Bir Dragon Rage daha atıyoruz. Absol'un işini böylece bitiriyoruz. Bu gerizekalının birkaç Pokemon'u daha vardı. Herkes XP'sini alıyor. Sıradaki Pokemon'un Pinsir. Pinsir böcek türü bir Pokemon arkadaşlar. Böceği rahmetli Pyrogener'di. Ama Frozef'in Kaituru saldırısı var mıydı? Frozef, sana güveniyorum. Frozef'e de dövüştürü. İnşallah Pinsir'de dövüştürü bir saldırı yoktur. Yoksa çarpı 4 diyecek Frozef. Ama bence yoktur yani. Şimdi yine aynı fail olmayayım, ağlarım ya burada. Ancient Power yapıyorum. Ya dövüştürü saldırı yapma bana ya. Yapma abi ya. Senin be. Bu kadar uğursuz bir bölüm olamaz ya. Bu kadar uğursuz bir bölüm olamaz abi ya. İki Pokemon kaybetmek ne lan?
Oysa ne güzel gidiyordum. Ben çok mutluydum takımımla ya. Git kahraman git. Lido. Abi ne dersem çıkıyor ya. Ben bir daha var ya. Kesinlikle temkinli oynayacağım. NPC'leri bir daha küçümsersem bana Emre demesinler ya. Dig yap. Seni dövüştürü saldırına tüküreyim. Oç. Dig yap. Etkun fırtınasından canı gidiyor Oç'un. Hard'ını da yapıyor ne? Defansını da yükseltiyor mu bu arada? Adi seni. Dig. Böcek türü Pokemon'lara toprak saldırıları fazla vurmuyor. Ben neden bu kadar önemli şeyleri unutuyorum bugün ya? Kimle yenebiliriz bu oçu? Zabuza tehlikeye girer mi ya? Bilmiyorum ki sarı pipi. Zabuza git. Zabuza kurtar takımı ya. Kurtar takımı yoksa bu bölüm harbi sıçacağız yani bu Reflection Cave'de. Daha GM var. GM'le kapışmamız gerekiyor ve... Şeyi kaybettik. Pyro'yu kaybetmememiz lazımdı. GM'in hangi Pokemon'lar olduğunu gördünüz. Lucario'su var. Ve onun ateş türü saldırısıyla biz Lucario'ların işini bitirecektik. Waterpulse. Ama ve lakin mallık oldu. Revenge yaptı. 10 can ne lan? O 5 can ne lan? Pokemon değiş. Gözünün yağını yiyin. Pokemon değiş. Abi ne oluyor benim takımıma ya? Takıma ne oluyor anasını satayım? Bu ne ya? Hypercutter engelliyor atağının düşmesini. Revenge yapıyor. Uçan türü Pokemon'um. Oç fazla vuramazsın. Kritik vurmana rağmen bu kadar olur. Kung Fırtınası durdu. Fight. Twister'la rakibin işini bitirelim. Buradan kesinlikle sağa çıkmam lazım. Yoksa durmadan bak takım yavaş. Takım güçsüzleşiyor. Neden güçsüzleşiyor? Türlerimiz azalıyor. Herkes ekipisini aldı. Ace Trainer. Emily'i yeniyoruz. Şimdi X şey kullanacağız. Çantadan pot kullanacağız arkadaşlar. Zaten fazla potum yok. Onu da şeye kullanayım. Bizimkine kullanalım. Şimdi şuradan ilerliyoruz gençler. Ve buradan aşağı iniyoruz. Birazcık daha aşağı iniyoruz. Burası B2 mi oluyor? Burası yer altında zeminden ikinci kat. Şuradan ilerliyoruz. Tavandan bir Pokemon düşüyor. Ne düşüyor hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Düşen Pokemon Swobat. Jazinkanto'yu çağırıyorum. Ve Jazinkanto'yu geri çekeceğim şimdi. Run diyoruz. Savaştan kaçıyoruz. Umarım daha fazla trainerla karşılaşmak zorunda kalmayız arkadaşlar. Ki şu da belli oldu. Ben bir sonraki bölümde Pokemon'larımı kasacağım. Yani yeni... Yedekten Pokemon'lar alıp onları takıma dahil edeceğim. Ki güçsüz olmayalım. Az Pokemon'la dolaşmak istemiyorum. Sıkıntı olan level'ları değildi. Level'larımız yüksekti. Ama sıkıntı olan şuydu arkadaşlar. Sıkıntı olan benim hesaplayamamamdı. Yani Pinsir, kompetitif savaşlarda Pinsir'in dövüş saldırısı olur. Süper power'ı olmasa bile Brick Break'i varmış. Savk Earthquake yoksa bile bulldozu varmış yani anasını satayım. Şurada bir poke topu var onu alalım. Earth Plate bulduk. Toprak saldırılarının gücünü arttırıyor hem de aynı zamanda şeye mi verebiliyorduk? Arkeos'a mı verebiliyorduk? Ay Pokemon'una tüküreyim. Evet Mr. Mime sürüsü çıktı. Kesinlikle kaçacağım. Şimdi hepsinin atağını böyle yavaş yarım saatte düşür. Teker teker. Zaten bekleriz ya. Ben zaman şeyim yok. Video yetiştirme amacım falan yok. Devam et ya. Vallahi devam et. Lütfen. Run Oç. Evet. Mime Junior ordusundan da kaçtık. Şuradan ilerliyoruz arkadaşlar. Buradan dümdüz gidiyoruz.
Buradan bir yere varamıyormuşuz. Aa, orada kapı buldum. Evet, garip bir yere varıyoruz. Burada özel bir top var. İçinden Gyro Ball çıkıyor. Gyro Ball Pokemon'umuz ne kadar yavaşsa ve karşıdaki rakip ne kadar hızlıysa, o fark ne kadar büyükse o kadar fazla vuran bir saldırı. Aşağıdan da çıkıyorum. Where the fuck is that place? Ortada bir şey var, kutsal bir yer var. Solasis, git Jazzincanto. Intimidate yüzünden atağını düşürdük. Run Forest, run. Burada bir bok yok. Herhalde buraya bir efsane falan gelecek. Onu tahmin ediyorum. O zaman burada yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Tavandan bir Pokemon daha düşmese sen eksik kal Hoç. Sen eksik kal Hoç. Wubat. Evet. Gyarados'umuz çıktı. Run diyoruz. Şuradan dönüyoruz arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Ki Pokemon darlamaları bitmiyor. Anasını sattığım Pokemon'ları her yerde Carving çıktı. Aslında Carving takımı almayı düşünebilirim. Yani takıma yeni Pokemon'lar şart oldu artık. İki Pokemon kaybettik. Bırakın da takıma yeni Pokemon'lar alalım. Çünkü GM'le falan savaşacağız, biliyorsunuz bu. Yukarı çıkıyoruz. Bir sen eksiktin. Vallahi bir sen eksiktin dayı. Dağcı emmi Dunstan. Sandile çıkardı. Sandile toprak ve karanlık türü bir Pokemon. Ama bizde de Jazzincanto var. Kendisi uçan ve su türü bir Pokemon. Su türü saldırısı olmasa da Ice Fang'la rakibin işini bitirebilecek kadar güçlü ve rakibin atağını düşürdü. Ice Fang'u yaptık ve tek attık. Süper efektif Sandile'i yendik. Bakalım rakibin sıradaki Pokemon'u neymiş. Bu arada Gyarados 34 level oluyor arkadaşlar. Güzel. Herkes XP alıyor. Dweeble çıkartıyor. Dweeble kaya ve böcek türü bir Pokemon. Zabuza'dan iyi işler bekliyorum. Zabuza'dan iyi işler bekliyorum. Git Zabuza. Evet, Dweeble çıkardı rakip. İnşallah tekleriz. Fight to Waterpulse. Tek at oğlum. Evet. Dweeble'ı da yendik arkadaşlar. Bu arada Zabuza 34 level oluyor. Harikasın. Herkes XP'sini alıyor. Diggerspy toprak ve normal türü bir Pokemon'u sanırım. Devam edelim. Evet, toprak ve normal türü bir Pokemon, umarım quick hataya yoktur. Huge power'ı var. Öküz gibi vuruyor. Tek atmamız lazım. Umarım tek atarız. Tek attık. Diggerspy'ı da yendik arkadaşlar. Herkes XP'sini alıyor. Hero 29 level oluyor. Sarı Pipi 24 level oluyor. Hiker Dunstan'ı yeniyoruz arkadaşlar. Şu kayayı hareket ettirmemiz gerekiyor sanırım. Evet, strength kullan. Hippowdon'un strength'i sayesinde kayayı ittiriyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan batıya doğru ilerleyince şuradaki dişi bayanla konuşacağız. Unova'daki Reveal Glass adlı item'dan İngilizcenin yetmediği anlar. Bir örneğinden daha fazla vardır diyor. Son araştırmaların önerdiği, sunduğu şey budur diyor. Bu gerçekten büyük bir olay diyor. O üzgünüm, bilmiyor musun diyor. Reveal Glass dediğimiz şey, bir tane ayna şu yeteneğe sahip diyor. Landorus'un gerçek formunu görmeye. Evet. Landorus'ların gerçek formları var. İşte Terian, Merian diye formları var. Onların gerçek formunu görmeye yarıyor diyor. Tundurus ve Tornadus'u orijinal formlarına döndürür diyor. Vereceğim mi? Vermeyeceğim. Ha, item'dan bahsetmiyordum. Şimdi bu ablaya bu Landorus, Tundurus veya Oçurus'tan birini gösterdiğimiz zaman
Bu abla bize Reveal Glass veriyor. Ve Reveal Glass sayesinde istediğimiz zaman o Pokemon'ları orijinal formlarına döndürebiliyoruz. Burada daha yapılacak bir şey yok, yanlışlıkla bir kere daha konuştum. Tamam, kes. Yukarı çıkıyoruz ve buradan kurtuluyoruz. Şalaur şehrine vardık. Evet arkadaşlar, Şalaur şehrindeyiz. Şalaur şehrine ilk vardığımızda surf şu an bilmiyoruz. O yüzden balıkçılıkla Ludisk yakalanıyormuş ve %100 ihtimalle yakalanıyormuş. Ludisk'i almamıza gerek yok. Zaten zamanında aldık. Stelix aldık onun karşılığında. Takıma tabii ki de Ludisk almayacağım. Su Pokemon'um var. Onun dışında... No. Bu neden Karadeniz türküleri çalıyor? Evet. Şuradaki en güney bilmem nedeki bina. Buradan çıkmayacağız. Evet, bir tane dayı bizi keşfetti. Üzgünüm ama bir şey bakıyorum. Ha, senin yüzünden bakamayacağız yani, gerizekalı adam. Bir tane bilim adamı. Şununla konuşuyoruz arkadaşlar. Oo, orada ne var? Bu bir Kalos Pokédex'i mi? Öyle değil mi? Ona bir bakayım. Hmm, 58 Pokemon görmüşsün. Vallahi helal olsun. Bunu çaban için al. Evolite'yi alıyoruz arkadaşlar. Evolite ne işe yarıyor? Bu gerçekten işe yarar bir eşya. Bir önceki bölümde ben bundan bahsetmiştim. Ama Everstone'la karıştırmıştım. Bir daha bahsediyorum. Ne işe yarıyor? Gelişmemiş olan bir Pokemon'a verirseniz, mesela benim takımdaki Pikachu. Gelişme ihtimali olan ama şu an halen daha gelişmemiş bir Pokemon'a verirseniz onun defansını ve special defansını bayağı bir arttırıyor. Defansını ve special defansını bayağı bir arttırıyor arkadaşlar. Evet, benim dediğim şeyleri deme. Ben senden daha iyi profesörüm. Ama Ferito benden daha iyi profesör. Şöyle çıkabiliyor muyuz? Ben uyumak istiyorum. Ben uyumak istiyorum. Ha. Şimdi alınabilecek bütün itemları alalım. Bildiğin Karadeniz türküsü çalıyor lan. Southwest 2. Şuraya giriyoruz. Şuradaki teyzeyle konuşuyoruz. Oo, aman tanrım. Görünüşe göre senin Gyarados'un seni seviyor. Buna da mutlu bir Pokemon gösterdiğimiz zaman bize Sotebel veriyor. Sotebel ne işe yarıyor arkadaşlar? Kendisi de söyleyecek zaten. Eğer bir Pokemon Sotebel'i tutarsa o seninle daha fazla arkadaş canlısı olur diyor. Mesela bir Riolunuz var. Riolunuz mutlulukla gelişecek. Riolu'ya Sotebel verdiğiniz zaman daha kolay Lucario oluyor arkadaşlar. Demek ki profesörden de item alamıyorsanız 40 tane Pokemon görmemişsiniz demektir. 40'tan fazla Pokemon görünce o item'ı alabiliyorsunuz. Bu şehirde bir de Ribbon varmış arkadaşlar. Footprint, ayak izi Ribbon'u. Ayak izi Ribbon'u almaya kesinlikle gerek yok. Ribbon toplamak çok gayce zaten. Onun dışında Stardust var. Nerede? Güney batı. Ne istiyoruz? Şimdi bu kadına, bu erkek görünümlü kadına, şimdi bu erkek görünümlü kadına arkadaşlar uçan veya psişik türü bir Pokemon ödünç verirseniz sanırım 5 kereye mahsus Stardust alıyorsunuz. Yani 5 tane ödünç veriyorsunuz, sonra geri alabiliyorsunuz herhalde. Stardust'ta satabileceğiniz bir şey markete kesinlikle. Ben yapmayacağım. Oyunda o kadar fakir değilim herhalde ya. Şimdi sahile gidiyoruz. Itemları toplayalım bir. Burada sahil mi varmış kardeşim? Burada sahil mi varmış lan? Evet, Tierno ile diğer gerizekalı geliyor. Ey dayı, nasıl gidiyor? Selam Crash. Pokédex'lerimizi karşılaştıralım. Bakalım en çok kim Pokédex'e sahip. Öte yandan senle ben böyle savaşıyorum. İşte benim savaş taktiğim bu. 58 Pokemon görmüşsün. Aa, kaybettim, lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Ben... Lanet olsun demiyor. Anladım ve bu arada ben harika Pokemon dansçıları buldum. Oo, evet hatırladım. Profesör bize Mega Evrim Gurusu'na selam vermemizi söyledi bu şehre varınca. Aa, bu doğru, o onu demişti.
Kime selam vermemiz gerekiyordu? Ulan hayvan, beynini de mi yedin? Düşünemiyor musun? Alzheimer mısın? Zaten sinirliyim bu bölümde. O kişi Mega Evrim Gurusu olarak adlandırılıyor. Aa, bu doğru, o öyle demişti. Sanırım Mega Evrim Gurusu'na bakmalıyız o zaman. Sen ne düşünüyorsun? Sanırım o Tower of Mastery, yani Ustalık Kulesi adlı yerdeymiş, diyor diğer çocuk da. Ses kes. Ne haber? O zaman şuradan, sahilden ilerliyoruz arkadaşlar. Yardırıyoruz biraz. Daha sonra bizim Snorlax geliyor. Dayı şuna bak, diyor. Yeni bir dans mı? Yoksa neye bakayım mı? Yeni bir dans mı buldun? Ha, bu taş hoş değil mi? Bunu kaya koleksiyoncusundan aldım ve ona özel sapık danslarımı gösterdim. Sanırım bu mega taşı. Hey dayı, sahip olabilirsin. Buna sahip olmanı istiyorum. Çünkü sen harika bir trenersin ve benden daha iyi dans ediyorsun. Eski videolarına baktım. Ve bizim Root 5'teki savaşımızı hatırlıyorum. Evet, Intriguing Stone aldık arkadaşlar. Ve Tower of Mastery'i görüyoruz. Çok havalı, diyor. Evet. O zaman ben Trevs'i çağıracağım. Sen önden git, olur mu? Şimdi bu bir gerçekten mega evrim taşı mı? Yoksa bizi mi trollüyor bilmiyorum. Ama Intriguing Stone diyor. Bunu ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Bunu sonradan araştırmam lazım. Onun dışında gereksiz itemlar var işte. Max Repel, Max bilmem ne falan. Onları toplamayacağım. Onun dışında yapacağım şeyler zaten belli arkadaşlar. Hastaneye gidip Pokemon'larımı iyileştirip bazı Pokemon'ları mezara koymam gerekiyor. Kesinlikle bunu yapmam gerekiyor, evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir bölümde iki Pokemon kaybettim. Lanet olsun. Lanet olsun o trainerlara, lanet olsun bana çünkü hesaplayamadım. Lanet olsun çünkü. Adana merkez gibi oldu, neyse. Her neyse, işte ondan sonra bu bölümde iki Pokemon kaybetmenin verdiği acı ardından Shalour şehrine geldik. Shalour şehrinde birkaç item bulduk. Tierno, yani Snorlax çocuk, bize bir tane garip taş verdi. Mega taşı mı değil mi bilmiyoruz. Ondan sonra şeyden bahsettiler. Mega evrim hakkında bir şeyler bilen bir eleman olduğundan. O da Ustalık Kulesi'ndeymiş. Ustalık Kulesi'ne gideceğiz bir sonraki bölüm. Onun dışında Shalour şehrinde bir tane GM lideri var. Üçüncü GM lideri ve kim olduğunu biliyorsunuz. Evet, o kaykaycı kız ve dövüş türü Pokemon'ları var. Onunla savaşacağız bir sonraki bölüm. Üçüncü rozet geliyor. Pek diyeceğim bir şey yok aslında. Bizi desteklemek için Patreon hesabımızdan Fago Iron Verse'ü desteklemek için Patreon hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Onun dışında da diyebileceğim hiçbir şey yok. Bu bölüm böyle oldu. İki Pokemon kaybettik ama Shalour şehrine geldik. Üçüncü GM'de umarım zorlanmayız. Umarım bu challenge'ı, umarım bu Fago Lock'u alnımızın akıyla bitiririz. Daha da denilecek bir şey yok. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki Pokemon Y bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Fago'cular.